Merhabalar. Varyant detaylı olarak sipariş, irsaliye, fatura gibi evraklarda tanımlamış olduğumuz varyantlarımızı nasıl kullanabiliriz? Bunun için bir fatura örneği yapalım ve arama motoruna geldiğimizde arama alanımıza fatura yazdığımızda bir perakende satış faturası oluşturalım. Fatura ekranımızda ilk olarak liste içerisinden bir cari seçelim. İlgili carimizi seçtikten sonra sevkiyat adreslerimizi ve ödeme planımızı da tamamladıktan sonra kalemler alanımıza geldiğimizde kod alanına 3 noktaya tıklayarak veya F1 olarak listeden seçebileceğimiz gibi F12 altında bulunan toplu malzeme seçi kullanarak stok malzeme listemizden varyantlı ürünlerimizi listeleyelim. Ve ilgili ürünlerimizi seçip F2 seç dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi ürünlerimiz fatura ekranımıza gelmiş bulunmaktadır. Daha sonrasında miktar alanımıza gelip buradan çift tıklayarak görmüş olduğunuz gibi varyant miktar girişinin belirtildiği bir varyant listesi karşımıza gelmiş bulunmaktadır. Bu liste stok kartı içerisinde tanımlamış olduğumuz varyanttan gelmektedir. Daha sonrasında hangi ürünlerimizden ne kadar bir fatura kesmek istiyorsak, örneğin asorti seri alanımıza 5, 5 ve 5 girişlerini yaptıktan sonra görmüş olduğumuz beden dağılımı aralığında bir artış ve farklılık bulunmaktadır. Bunun sebebi tekrardan stok listeme geldiğimde stok kartı içerisinde tanımlamış olduğum varyant alanımda asorti seri alanıma geldiğimde görmüş olduğunuz gibi S bedenimizden birer adet asorti çıkacağını, M bedenimizden ikişer adet asorti çıkacağını değer olarak belirtmiş bulunmaktayız. Fatura alanımızda da girmiş olduğumuz miktarlar, fatura alanımızda da girmiş olduğumuz miktarlar stok kartı içerisinde tanımlamış olduğumuz değerlere göre çarpılıp burada gördüğünüz gibi oluşturulmaktadır. Daha sonra gerekli birim adetlerimizi tanımladıktan sonra F2 ekle diyerek gördüğünüz gibi toplam bedenlerimizi ve sol altta bulunan varyant tablosu alanında hangi bedenden ne kadar bir fatura keseceğimizin takibini de buradan yapmaktayız. İstersek buradan ilgili alanlarda değişiklik de sağlayabilmekteyiz. Buradan diğer ürünlerimin de miktarlarına girerek görmüş olduğunuz gibi renk ve beden dağılımında F2 ekle diyorum. Buradan kolaylıkla ilgili alanlarda manuel olarak da bir değişiklik yapabilmem söz konusu olabilmektedir. Tüm bu alanlarımızı tamamladıktan sonra F2 faturamızı kaydet diyerek işlemimizi tamamlayabilmekteyiz. Tekrar fatura listemize geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi fatura işlemimiz tamamlanmış bulunmaktadır. Daha sonrasında varyantlarımızın alış ve satışlarını inceleyebilmek için, daha sonra bir rapor inceleyebilmek için arama motoruna varyant yazdığımızda varyantlarımızla ilgili görmüş olduğunuz raporlara ulaşabilmekteyiz. Varyant alış satış raporuna girdiğimizde buradan tarihlerimizi değiştirebileceğimiz gibi hangi depolardan ürün çıkışı veya girişi yapıldığını, hangi türde işlem görüntüleyebileceğimizi ve yapmak istersek hangi depoyla kıyaslama yapacağımızı ve sipariş miktarlarımızı da alarak bunların verilen, alınan, onay türünde olanlar, hangi aşamada olanları getirip filtreler alanımızda stoklarımızı belirli bir stok aralığında belirleyebileceğimizi ve daha sonrasında F2 ekran dediğimizde gördüğünüz gibi elbise stoğumuzdaki beden dağılımının hangi alış ve hangi satışta ve depoda ne kadar kaldığını buradan listeleyebilmekteyiz. Benzer şekilde sipariş ve irsaliye evraklarında da aynı mantıkla evraklarımızı oluşturmamız ve incelememiz mümkündür.